yapmıyordu değil mi Elif? Bu bayağı bir şey sıkıntı yaratıyordu yani Jack gitsin gelsin. Şimdi büyük şirketleri kurmak ayrı, büyütmek ayrı bir hikaye. Aynı şey mesela Steve Jobs yaşıyor zamanında. Steve Jobs şeyi bu Apple'ı kuruyor. Gönderiyorlar Steve Jobs'u. Alıyorlar görevden. Yönetim kurulu diyor ki sen bu işi beceremiyorsun. Oradaki yönetim kurulu bizdeki yönetim kurulları gibi. Sen kaç maaş alıyordun? 3 maaş. Gel buradan 4. maaş. Sen kaç? 2. Sen de gel. Sen neciydin? Biz banka. Sen ne? Güreşçi misin? Burası banka. Olsun bir şey olmaz. Sen tamam sormaya gerek yok kanka sorunca insanın morali bozuluyor. Değil yani. Hani orada yönetim kurulu işveren yani. Diyor ki ya bir dakika kurucuysan kurucusun. Sen büyütemiyorsun. Alıyorum diyor görevden. Değil mi? Doğru mu söylüyorum? Ya iş hissedarlara geçtiği zaman Cüneyt Bey hani şey vardır ya onların hepsi benim bebeğim ürünlerine hizmetlerine bunu söyleyen insanlar vardır ya böyle onu büyütmek için böyle büyük savaşlar verir sonra gerçekten de başarılı olur ve devreye yatırımcılar girer. İşte o aşamadan sonra artık hiçbir şeyin kararını tek başına veremez bu insanlar ve vizyonlarını da götürmek istedikleri yerleri de hep bir şekilde onlardan icazet alarak ilerlemek zorunda kalırlar. 2020 yılında Twitter'a böyle çok büyük yatırım yapan şirket adına da bakayım şimdi Elliott Management zaten 2020'de de Jack Dorsey'i istemiyordu. Yani ben sana yatırım Evet. yapıyorum ama seni istemiyorum diyordu. Fakat işte bunu bir yıl daha sürdürdüler. Şimdi adamın ayrılacağı duyurulunca %11 hisselerde artış oldu. Herkes böyle ve aslında Jack Dorsey Twitter'ın üstünde büyük bir baskı, büyük bir kabusmuş ve diyorlarmış ki yani abi sen bir çekilsen şuradan bizim önümüz öyle bir açılacak ki gibi Aynen. görüyorlarmış. Şimdi Belki bunu orada tabii daha idealist de duruyor olabilir. Şimdi adamlar para kazanma derdinde. O biraz daha orada hani ifade özgürlüğü bilmem hem ne çok şeydi. idealist duruyor hem de Bitcoin ve kripto borsasıyla çok ilgili. Kendine merkezi olmayan bir kripto borsası da kurdu aynı zamanda. Bunlar zaten üçlü. Elon Musk, ARK Investment'taki Cathie Wood, bir de bu Jack Dorsey. Bu üçü bütün kripto borsa şeylerine, oturumlarına üçü beraber katılıyorlar. Tabii ki de markanın sahibinin bu kadar başka bir şeyle ilgili olması da yatırımcıları endişelendiren bir şeydi. Şimdi birkaç ayda Afrika'da yaşayacakmış kendisi. Yani teknoloji şirketi. Zaten yani arkadaşlar hani adam ayrıldı deyince şey değil yani ceketini aldı. Hani bizde genelde kovulunca ben biliyorum yani kovulduğun zaman hani düne kadar böyle kapında bekleyen insan kaynaklarındaki kadın böyle bir anda seni tanımamazlıktan gelir falan. Bir tek sekreterin de sen koca binada böyle dımdızlak kalırsın. Alırsın. Düne kadar böyle kapının önünde kuyruğa girenler bir anda sırtlarını dönerler. Yeni kral kim? Yeni krala tapınacağız. Onu aramaya başlarlar. Ve sizi böyle kapının önünden böyle ceketini alıp çıkarsın. Zaten oradaki arabaya da anahtarı da şoför zaten başkasının şoförü olmuştur. Gidersin. Buradaki ayrılmalar öyle değil. Muhtemelen cebinde 600 milyon, 700 milyon dolarla ayrılmıştır kadın. Adam Twitter'daki hisselerini satıp yani. Tabii şimdi burada çok ilginç başka bir konu daha var. Aslında belki daha sonra bunu iyice irdeleriz ama yerine gelen Parag Agrawal diye okunuyor. Yerine hemen bir CEO atadılar. Demek ki zaten bu bir hazırlıkmış. Bir görselimiz vardı. Son anda göndermiştim. Onu paylaşabilir miyiz? Elon Musk hemen buraya da karışmış. Şimdi bu değişiklikle birlikte Cüneyt Bey büyük teknoloji şirketlerinin CEO'larının hepsi Hintli oldu. Yani sayalım hemen gösterelim. Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks ve şimdi de Twitter Hintli şirketlerin CEO'ların yönetimine geçiyor. Elon Musk da hemen demiş ki Amerika demiş harika bir şekilde Hintlilerin yeteneklerinden faydalanıyor. Durur mu? Hemen yapıştırmış Ama biliyorsunuz. ünlem koymuş bir de. Evet yani işte biraz şey yapmış. Hicvetmiş anladığım kadarıyla. Ama tabii bu çok ilginç bir konu. Biz zaten Hindistan'ın teknoloji anlamında ne kadar yükseldiğini de konuşuyoruz. Büyük güçlerden bir tanesi olacak Asya ile beraber yükseliyor diye. Ama bütün teknoloji şirketlerinde bu yani bütün dediğimiz tabii ki hepsinde değil. Ama bakar mısınız yani en büyüklerinin Ve bu neden geliyor biliyor musun? Ben bunu yakından takip ediyorum. Hani örnek olsun diye söylüyorum. Yeni Delhi'de bir tane üniversite var. Ve bu üniversite Stanford düzeyinde bir üniversite. Yani girmesi çok zor, kazanması çok zor, mezun olması da çok zor. Ve asıl kaynak orası. Birçoğu oradan mezun. Buradaki şu andaki CEO'ların. Ve de yani harbiden çok fazla şey Hintli var. Yani şu anlamda hani düşünsene sen ta Amerika'nın öbür dünyanın öbür ucunda bir ülkesin. Çok iyi bir üniversite kuruyorsun. Bir tane. Bak 200 tane demiyorum. 202 tane kurmuyorlar. Bir tane çok iyi üniversite kuruyorlar. Yani vardır 2000 tane üniversite vardır da bir tanesine özellikle böyle şey yapıyorlar.
İşte dur oraya bir tane kayyum atayalım demiyorlar ya da bilmem ne yapmıyorlar yani. Acaba o nasıl dünya çapında ve o üniversite mezunları ve orası baz alınarak gelenler, tabii sonrasında dayanışma oluyor bilmem ne oluyor ama şu anda Amerikan ekonomisinin en büyük 10 şirketinin 5'inin CEO'su Hintli. Tabii yani baktığın zaman Hintli de birçoğu artık şey, birçoğu artık Amerikalı Hintli yani öyle şey Hintli de değil yani hani bence. Tabii ki ama bu tabii ki takip etmeye değer bir konu. Performansı mesela Pepsi'nin de başında bir içecek markası ama onun da globalinde başında Hintli bir kadın vardı ve çok uzun yıllar başarıyla yönetti. Bir teknoloji şirketi olmak zorunda değil, çok çeşitli kültürlerin yansıdığını görebiliyoruz yönetimde. Söz sahibi olduklarını görüyoruz. Bu da zaten Amerika'nın işte o özgürlükler ve gel her şeyi başarabilirsin argümanının bir kanıtı gibi insanlara bence bir şey olarak da sunuluyordur yani. Hani gel bak aslında bu Elon Musk'ı olarak Bolu'ya davet edebiliriz. Yani Bolu'da yaşayabilir gelip gayet rahat. Elon Musk mı? Yani benzer bir şeyle hani. Orada da var ya bu yabancılara abi çok fazla yabancı oldu bilmem ne oldu hani. Öyle bir kafa yani hani baktığın zaman hani. Belki de şimdi bir teknoloji haberiyle devam edeceğiz Cüneyt Bey. Joe Biden. Bu arada ya bak Zeynep diyor ki Elon Musk diyor gerçekten Amerika'yı övüyor diyor. Orada bir hiciv yok diyor yani. Evet yani belki biz belki alıştığımız için abi yabancı düşmanlığı yani hani diyor ki yani bu insanlara bu şansı tanıyan tek ülke. Şimdi evet. Mesela bizdeki ırkçılık biliyorsun yani ırkçılık seviyesi günden güne düştüğü için mesela bizde şöyle bir şey yok. Mesela Almanya'da adamlar 1 milyon Suriyeli aldılar ve seçip aldılar birçoğu hepsini evet. Ama işte üniversite mezunlarının şeyleri. Bizde adam mesela küçümsüyor. Ya bu Suriyeliler geldi buraya bozdu diyor. Arasında astronot var. Adam uzaya gitmiş gelmiş. Tabii. Suriye göndermiş gelmiş. Yani. Arasında mühendis var. Arasında şey var. Geçen gün bir iş dünyasından bir arkadaşımla konuşuyorum. Ya diyor Suriye'den Türkiye'ye büyük bir servet transferi oldu diyor. Yani gelenlerin hepsi bir sürü insan geldi. 5 milyon insan geldi ama orta sınıf ve orta üst sınıftan da bir sürü insan geldi diyor Türkiye'ye. Hı hı. Ve şimdi mesela bütün Suriyeliler işte şey ucuz iş gücü olarak değerlendiriliyor. Oysa öyle değil abi. Halep'te varlıklı gayet hani belki de o dönemin varlıklı olan ve şu anda Türkiye bankalarında parası olan şey yapan bir sürü de Suriyeli var Türkiye'de. Ya senin haberlere geçmeden birkaç haber var. Onlardan bahsedelim istersen. Tabii çok ufak ekleyeyim. Biz bununla ilgili bir podcast bölümü yayınladık. Yetenek Savaşları isminde son bölümümüz. Orada bunlardan bahsediyoruz. Emin olun önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu talent dediğimiz şey yetenek konusu. İşte bu kültürü çeşitli kim fark etmez. Bu insanlar şu anda dünyada dolaşıyorlar ve bizim bunları çekmemiz lazım. Bazı ülkeler bunu yapıyor. Estonya yapıyor, Portekiz yapıyor, vergiyle yapıyor, teknoloji altyapısıyla yapıyor. İşte iyi bir tasarım sunuyor. Bir şekilde çekiyor bu insanları. Önümüzdeki 10 yılın en stratejik konularından bir tanesi bu yetenek konusu. O kadar da basit bir konu değil aslında bakarsanız. Ya bizde bu sadece şey olarak algılanıyor. İşte biz beyin göçünü engelleyeceğiz, terse çevireceğiz. Ya niye engelleyelim? Bırak gitsin. Biz burada öyle bir hub yaratalım ki işte 2003 İstanbul. Ya yani 2005 İstanbul. Ben Cihangir'de oturuyordum. Yani Cihangir'de her yer yabancıydı. Expatlerdi yani. Expat deniyor hani başka ülkelerde çalışmaya gidenler. Dubai gibiydi yani. İnsanlar İstanbul'daki okullara gelmek istiyordu. İstanbul'da yaşamak istiyor. Niye? Yaşam rahat. Bir demokrasi umudu var. Avrupa Birliği rüzgarları esiyor ülkede. Hani biraz önce ben tam böyle hiciv yapıyorum bazen. Böyle bir iki şey yapıyorum. Espri yapıyorum. Tam anlaşılamıyor. Niye anlaşılamıyor? Çünkü yaşamayan bilmiyor. Diyorsun ki Allah sokuşturuyorsun. Kardeşim AK Parti bir dönem bu ülkede gerçekten yani Türkiye'yi parlayan bir yıldız haline getirdi. Ha nasıl getirdi? Belki de Kemal Derviş politikalarını uygulayarak getirdi. Yani durduk yere bir anda zembille getirmedi. Ama getirdi. Yani yepyeni bir rüzgar estirdi. Şimdi sen bakmışsın Osman Kavala cezaevinde. Niye cezaevinde bilmiyorsun. Kaç yıldır cezaevinde? 4 yıldır. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırak demiş. Bırakmamışlar. Niye bırakmamışlar bilmiyorsun. Böyle bir ülkeye gelip dur abi ben gideyim Türkiye'de yaşamak istiyorum der misin yani? Böyle bir şey olsun. 5 kere daha düşünürsün. Lan gitsek mi gitmesek mi ne olur diye. Yani şimdi Amerika'ya gidenlere ben hep böyle sık sık söylüyorum. Türklerle röportajlar yapıyordum Silikon Vadisi'ndeyken. Diyordum ki ya sen ne kadar para verseler gelirsin Türkiye'ye. Ne parası diyor birçoğu. Kimse parasında pulunda değil yani. Evet. İnsanlar daha yani demokrasi istiyor, hukuk istiyor, özgürlük istiyor. Yani bu budur yani şu anda ve de ırkçılık istemiyor. Sistem ona izin versin diyor. Bakış açısını değiştirsin diyor yani şeyde.
O anlamda çok önemli bir örnek bu şey. Ya şu pub meselesi vardı ya, hani İngiltere'de 3 gündür adamlar Evet. kar altında mahsur Evet. kalmışlar. Ulaşmışlar adamlara. Demişler ki Yürüyüşü bizim var mı keyfimiz acaba? iyi kardeşim, çıkmıyoruz biz demişler. İkameti aldıracaklar oraya. Ne geldiniz ya, ne kadar güzel takılıyor. Biramız var demişler, şeyimiz Bir süre sonra kafalar geçiş yapmış tamamen. Gerçeğe asla var. geri dönmek istemiyorlar. Zaten o biraz böyle ev gibi de bir yerde, katıç gibi gördüm. Aynen. Görsel böyle bir şey hatırlıyorum. Herhalde keyifleri yerinde. Bakalım ne kadar kalacaklar orada. Yani son zamanlarda dünyada olan en eğlenceli ve ilginç Evet olaylardan ya. biri. Instagram Madonna'yı engellemiş en sonunda, nihayet yani. Allah'ım. Madonna'nın bu şey savaşı da ilginç Israrı. geliyor bana. Evet. Israrı yani. Neyse, belki bir bildiği vardır, bizim bilmediğimiz bir şey vardır yani hani. Şimdi o da Trump gibi kendine sosyal medya kurmasın. Kuramıyorlar. Ve o iş o kadar kolay değil. Yani dur ben bir şey sosyal medya kurayım dediğin an kurulmuyor ne yazık ki. Evet. Evet Elif, hadi seni dinleyelim. Başlayalım. Şimdi Joe Biden'ın teknoloji politikası daha net hale geliyor diyor başlıkta. Ekonomist yazısı. Yani ne kadar net hale geliyor çok emin olamadım. Bence o kadar da net değil. Çünkü girift ilişkiler var. Biraz ondan bahsetmek istedim. Girişte de hemen en başında şunu söylemek istedim. Bence günümüzün dünyasındaki liderler teknolojiyi henüz tam olarak anlayamadılar. Yani ne kadar kilit bir rolde olduğunu anlayamadılar. O yüzden de politikalarında bunlara yeterince yer henüz veremiyorlar. Tabii bu yeni ve yükselen bir alan olduğu için bu alandaki uzman konusu da, mesela şimdi danışmanlardan bahsedeceğim. Bu da çok kilit bir konu. Şimdi diyor ki Joe Biden'ın teknoloji politikasında ona kim danışmanlık yapıyor? 2020 yılından ele almışlar yazıyı. O zamanlar çok fazla şeyi yokmuş, belirgin bir teknoloji politikası yokmuş ve diyorlar ki yeni önem ve aciliyet kazanan alanlarda liderlik etme fırsatını kaçırıyor Biden. Sonra bunun kampanyasını yöneten kişilere soruyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teknoloji politikası uzmanı kampanya için tavsiye ve rehberlik sunarken burada Barack Obama'dan örnek veriyorlar. Hillary Clinton'dan örnek veriyorlar. Onların çok çok daha iyi şeyleri vardı. Hatta demokratlarda Biden'la birlikte o dönemde rekabete başlayan Elizabeth Warren'ın da çok ciddi bir teknolojik danışman ordusu ve aynı zamanda da politika önerileri. Bunları bilerek gösteriyorum. Obama'nın 2008 yılındaki teknoloji dokümanıyla az önceki videoda şeyde, hemen oraya gelebiliriz şimdi. Bu aradaki 1-1,5 yılı Biden biraz sallantıda geçirmiş Cüneyt Bey ve biliyorsunuz ki orada Big Tech denen şey, bu büyük teknoloji şirketleri ve hükümetin, devletin biraz daha onlarla savaşma noktasına gelmesi. Geçtiğimiz 4 yıl bu şirketlerin biraz rahat bırakıldığını söylüyor bu yazı. Yani Trump dönemini biraz daha atıfta bulunuyor. Hatırlarsanız sizinle de hep tartışmıştık. Trump bir iş adamı gibi bütün teknoloji şirketinin liderlerini hep topluyordu. Orada konuştuğumuz bir kişi daha vardı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Kim? Peter Thiel. Peter Thiel. Şimdi diyor ki yeni diyor bir kendine şey kurdu, danışmanlık ordusu kurdu. Eylül ayında bu video yayınlanmış Beyaz Saray hesabında. Diyor ki kimler var diyor başkanın teknoloji danışmanlığında. Astrofizik ve tarım, biyokimya ve bilgisayar mühendisliği, ekoloji ve girişimcilik, immünoloji ve nanoteknoloji, sinir bilim ve ulusal güvenlik, işte siber güvenlik, daha pek çok alanla birlikte 30 tane lideri buraya diyor atadı diyor ve onlardan işte belirli şeyler istemiş. İnovasyonu güçlendirin. Ondan sonra Amerika'nın rekabetinde bizi ön plana çıkartın vesaire gibi. Şimdi burada artık biraz daha adım atacağı ve büyük teknoloji şirketlerine karşı daha baskıcı olacağı söyleniyor. İşte mesela Facebook Instagram'ı satın aldığında dokümanları doğru düzgün incelemediler bile diyor, yasal şeylerini, altyapılarını. Halbuki şimdi bu parçası olduğu dünyayı biraz daha bastıracak. Bizi diyor ne bekliyor diyor. Odaklı bir Biden yönetiminde teknolojiyle ilgili büyük teknoloji firmalarına karşı savaşabileceği, kazanabileceği savaşlara girecek diyor. Daha fazla ayrılıklar, antitrust davaları görebiliriz ve burada onları hedef alan yeni yasalar çıkabilir diyor. Ya asıl daha şey var yani, mesela Silikon Vadisi'nde şimdi biz diyoruz ya, Hintlileri bir yandan alıyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Aslında bütün böyle talent dediğimiz insanları da şey alıyorlar. Geçen gün bir arkadaşım Apple'da işe girdi. Dedi ki ya, şimdi adı belli olmasın dedim ama, dediler ki ya sen hemen gelemezsin. Niye işte? Yasak çünkü. Yani alamıyoruz. Yani
hani immigrant vermiyor, bir vize imkanı vermiyor. Eskiden topluyorlardı. Şimdi böyle katakulliler yapıyorlar işte. Sen git bir yıl ne bileyim Avrupa'da bir yerde çalış, işte Güney Amerika'da çalış, Asya çalış, sonra oradan biz seni transfer edelim falan diye. Yani hala bir sıkıntı var şu anda şeyde, teknoloji dünyasında bu Trump'ın rüzgarları, estirdiği rüzgarlar. Hani biz biraz önce yanlış anladık, hiciv yapıyor dedik. Hani şeye Elon Musk'a ama şu anda bu şey, tabii önemli olan şu bence. Yani adamın sonuçta liyakat üzerinden bir danışmanlar şeyi kurması. Yani sadece yalakalar üzerinden değil yani, anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten şu saydığın sektörlere bak. Bu sektörler üzerinde kafa yoran, ulan bir ulusun geleceği ne olacaktır diye şey yapan bir yapı kuruyor. Ve bu yapı ne kadar iyiyse o kadar güçleniyor şeyde. Kesinlikle. Evet. Şimdi Körfez ülkeleri Amerika-Çin Soğuk Savaşı'nın ortasında yakalandı. Biraz Körfez ülkelerine bakacağız. Hemen haritada yerini gösterelim. Kim bunlar? Neden bahsediyoruz? Biraz daha altyapı oluşturmak için. O sırada bahsedeyim. Potansiyel bir Amerika-Çin Soğuk Savaşı'nı önlemek Körfez Arap ülkeleri, özellikle Washington'ın kilit ortakları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için en önemli dış politika önceliği olarak ortaya çıktı. Burada diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşa edilen gizli bir Çin limanına ilişkin son tartışmaların gösterdiği gibi bu süper güçle yükselen süper güç arasında bir savaş var. Körfez ülkeleri de, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri de bunun biraz ortasında kalıyorlar. Çünkü Çin yükseliyor ve onlardan çok fazla şey alıyor. Ama işte Amerika da bir şekilde kilit ortak. Şimdi bizim de ilişkilerimizde bu özellikle Körfez ülkeleri önemli bir rol oynadığı için resmin tamamlanması açısından bu ilişkiler nerede, nereye oturuyor? Biraz o yüzden bahsediyorum. Diyor ki kilit stratejik ortaklar Amerika ama en büyük enerji müşterisi Çin arasında seçim yapma korkusu şimdi İran ve Müslüman kardeşlerden El-Kaide'ye kadar uzanan İslamcı gruplara bile giden bir tehdit oluyor diyor. Başkan Barack Obama'nın Çin'in yükselişiyle mücadele etmek için oluşturduğu bir politika varmış. Asya'ya dönüş, Pivot to Asia diye. Onun da görselini gösterelim. Akademik bir şey de yazılmış bununla ilgili. Belki incelemek isteyenler olabilir. Burada Asya'ya dönüşü savunuyor. Yani şu anda ilişkiler arasında tekrar şekillenme söz konusu. Rekabetler arasında da ciddi bir ilişki dengesi değişimi söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok önemli bir dış politika stratejisti varmış. Anwar Gargash isminde. Hepimiz yaklaşan bir soğuk savaş nedeniyle çok endişeliyiz. Çünkü seçim yapma fikri çok büyük bir sorun. Bu bizim için diplomatik bir yetersizlik diyor. Son olarak da yarın Çin'le ilgili çok flash bir haber anlatacağım. Bunu da eklemek istedim. Az sonra yarın Çin'le ilgili ne anlatacak? Ne anlatacak? Elif Çetin'in Çin'den bildirmesi olay mı olacak? Ya şu vakaka şeyi dönüyor muhabbeti. Seyrettin mi onu? Hayır. Öyle bir darbukacı ekip var. TikTok'ta gördüm geçen gün. Vakaka çalarak vaka 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 falan diye Cem Yılmaz'ın peşine takılmışlar İstiklal Caddesi'nde. Şimdi TikTok'ta öyle bir vakaka geyiği var yani. Bakayım. Seni de vakakayla. Ya bu arada abi gerçekten espri yapıyorum, gerçek oluyor. Dedim ki işte bakalım kaç liradan başlayacağız, kaç liradan bitireceğiz dolarda. Dolar 10 lirayı geçmiş durumda şu anda. Vallahi hepimiz acımız büyük gözlükleri takacağız herhalde bu gidişle Cüneyt Bey. Yani gerçekten bu rakamlara dayanmak nasıl mümkün olacak? Evet, manşette dolar kazandı diyebiliriz şu anda en azından. Dolar mı, vatan mı, mutfaktaki tencere mi şeyimizde. Evet, devam edelim. İsveç'in ilk kadın başbakanı neden atanmasından birkaç saat sonra istifa etti? Bu çok ilginç bir haber. 8 saat sonra istifa etti. Hatta ben de hemen yazdım, dedim ki Kamala Harris 1,5 saatti. O 8 saat. Acaba dünya başkanları arasında saatlik başkanlık mı popüler hale gelecek? Neler oluyor dedim. Şimdi öncelikle buna bir yorumunuz var. Borgen yaşanmış yani. Borgen değil miydi Odysseus'un adı? Evet. Borgen Danimarka'da geçiyordu ama değil mi? Yakın. Başkan evet. Da ondan çok şeyde. Magdalena Andersson bir hafta içinde ikinci kez İsveç başbakanı oldu. Aynı zamanda da ilk başbakanı. O zaman da bir görsel yayınlamıştım. Şimdi eklemeyi unuttum ama bu şey ülkelerde, kuzey ülkelerinde kadın lideri olmayan tek ülkeymiş İsveç ve şimdi o da bu şeye girdi, lige girdi. Burada istifa birazcık eski de Maliye Bakanı bu arada. Ben de bu haberi Christine Lagarde'ın onu tebrik etmesini gördüm. Öyle öğrendim. İlişkileri de iyiymiş. Ondan sonra kadın finans
finansı falan çok iyi biliyor. Fakat ironik bir şekilde istifa etmesinin sebebi bu bütçeyle hükümet kurulmaz demiş. Yani olmaz. Bir de tabii Yeşil Partisi ile aralarında tam uyum yok, anlaşma yok. Bu sebepten dolayı bir istifa oldu. Fakat tekrar seçildi. Çünkü İsveç yasalarına göre milletvekillerinin yarıdan fazlası Anderson'ın başbakanlığını reddetmediği için Sosyal Demokrat Parti'nin lideri 5 gün içinde ikinci kez göreve seçilmiş oldu. Ne anladım bu işten? Artistliğini mi istifa etmiş anlamadım. Tam Borgen ya. Allah'ım ya. İşte oradaki dengelerle ilgili bazı matematiksel hesaplar tutmamış. Sonuçta ya yani çok ayrıntıya girmedim ama dilerseniz girebilirim. Sonuçta şunu görüyoruz. Çok gelişmiş bir medeniyet. Tabii ki yani artık tartışacağımız noktada değil refah seviyesi, oradaki insanların yaşam standartları. Ama gördüğünüz gibi politik istikrar konusunu dünyanın neresinde olursa olsun sağlamak çok zor bir konu. Evet. Peki. Var mı başka bir şey ekleyeceğin? Cüneyt Bey, bugün o kadar çok şey anlattım ki bence başka bir şey eklemeyeyim. Vallahi evet ya. Haberlerimiz bugündük bu kadar. Yarın Çin'in flash haberinde bekliyorum izleyicilerimizi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilgili 15x15'te bir haber anlatmıştım. Onun devamı çıktı, onu anlatacağım. Tamamdır. 15x15 nasıl gidiyor Elif? Valla Cüneyt Bey çok iyi gidiyor tabii ki ama sizin belgeseliniz çıkınca bütün izleyicilerimiz belgeseli tercih ettiler. Bu noktada da tabii onlara çok destek oldum ben de. Şu anda rakamlarımız bence gayet iyi gidiyor ama 100 bin hedefimiz hala olacak, olacak. Hiç merak etmeyin. Oraya ulaşmak istiyoruz. Olacak, yapacağız yani bütün programlar. Bir tek bu programın çok izlenmesi değil. Şu anda senin izlenme sayın yani ne bileyim onlarca, 20, yüzlerce diyeyim de 40-50 kişilik haber ekiplerinin böyle bir haftalık hatta bir aylık izlenme rakamına eşit yani öyle söyleyeyim. Yani. Şu andaki izlenme rakamım bile ki onu ona katlayacağız hiç merak etme. Şimdi söylemeyecektim ama madem öyle oldu söyleyeyim. Bir izleyicimiz tweet atmıştım Beyaz Saray'ın bu teknoloji şeyiyle ilgili. Demiş ki Elif Hanım demiş Beyaz Saray'ın koskoca Beyaz Saray 2000 izlenmiş. Gidip oraya da bir el atsanız olur mu? Siz ondan daha çok bak, izleniyorsunuz gerçekten diye. Gerçekten öyle. Sonuçta rakamlar böyle. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.